Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuyimiz poklik haqida bo'ladi. Poklik degan so'z o'zi arabcha bo'lib taharat degan ma'noni anglatadi. Agar biz taharatni yoyib lobi marosimni chiqaradigan bo'lsak, tozalik degan so'z kelib chiqadi. Tazalıkta biramız indi azadalık. Demek biz paklık hakkında gəpirgen de manası tazalık, azadalık hakkında gəpirgen bulamız. Bunu, bugünkü bu temanı tələşimizin bayisi əzizlər, şu keşe gündüzdəki zaman tələbi, vaxtın tələbi, şəraitdən kep çıxıb bunu tənlədik. Bu sohbətimiz mövzisi damıda bu nəsənə ənləb yetəsizlər. Paklık bu bizim şeriatımızda hem bundan 1400 yılın adım cari kılınan şeriatka kubra insan özü yaşaganda nimelerge itibar kılış gerek. Birinci özünün cismi taza bulmağı gerek, kiyimi taza bulmağı gerek, kalbi taza bulmağı gerek buladı. Her bir mümin Müslüman, her bir bende, mene şu hazırki cemiyetimizde yaşavatırgan vaktimde, mene şu üç nersege itibar kılışımız gerek buladı azizler. Ene şu üç nerse, bizning hayatımızın asasi mizanı, mezmunu, mahiyetini bilgileydi. Demek bizning cismimizin taza buluşu, taza buluşu degen sözünü ayıtı adırmam. Kimimizin taza buluşu, her ikkilesi taza bo'lgandan keyin elbette unga manat kalp hem taza bo'lsa insan risoladagiday bo'ladi. Bugün ana shu narsalarning shariatimizda poklik degan nima deyilgan, keyin buni hozirgi ko'pgina kasalliklarning rivojlanishi, kirib chiqishi ham bizning turmush tarzimizdan kelib chiqadi azizlar. Biz o'zimizning pokligimizga e'tiborsizligimiz tufayli, ya'ni tazalığımız ve azadalığımız ve itibarsızlık süreli köp güne keserliklerine müptala buluşmamız mümkün ya onların rivajlandırıcı sebep bulmağımız, buluşmamız mümkün. Yani biz bana şu meseleleri bugün tahlil kılamız ve olarak sizlere manasını yetkileşke hareket kılamız. Şu meselelerini tahlil kılış için bugün studiyamızda bana hemenizde tanış rayonun tumanımızın baş imamı Abdurrahman'ı təhlib kılgamız hem de tumanımızın saniteriya gigiyeni boyunca müessesesinin şifakarı buna Gülşat'ı təhlib kılgamız. Gülşat'tan yaxşı tanıyışlar, köpkünü mərifi işlerde, tazalıq işlerinde tez-tez televiziyona çıkıp sizlerle çüntüşler iş baladı. Abdurrahman buna bugünkü mevzimizde siz eşittiniz, paklık hakkında dedik. Elbette Müslümanların hemme işleri. Yine bir tamamı var ki Allah'a biz, ben de Müslüman boğandan ki Allah'a ibadet kılamız, Allah'a bulan mülakatka hareket kılamız, Allah'tan sorayımız. Dua degen söz acizler bu soru degen ben onu veredim. Biz Allah'a dua kılgan vaxtımızda elbette pak bulmağımız gerek buladı. Yani şu paklıktan özü şeriatımızdan kandı bahanadı. Müslümanların aldığı şer'i kandı şerler koyadı ve bunu ada kılış için Müslümanlar nime kılışlığı gerek. Rahmat Bekman Ake, hiçbir din yok ki İslam dinçelik paklıkka itibar katken olsa. Bazı bir dinlerde şu yunuşlukunu ana şu günah sanılan bazı bir dinlerde Allah Subhanehu ve Teala ayet-i kerimede ayetedi ki elbette Allah paktır ve pakizalıkını yakışık öğrede dedi. Peygamberimiz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hem ennezefud minel iman dediler. Yani paklık imandandır dediler. Başka bir hadis-i şeriflerde paklık imanın yarımıdır dediler. Yani dinimizde paklıkını iman derecesine, ibadet derecesine götürgen hatta ki dinin üstünü boğan, müminler miracı boğan namaz hem paklık asasında ada kılınadı. Yani hatta şu namaz okuşluluğunun 6 şartı buladırken olsa şu 6 şartının 3'tesi yani paklıkı tayarlanadı. Yani namaz okuyucunun bedeninin pak buluşluluğu,
Oyunun namaz okuyucunun kiyiminin pak buluşluğu, oyun namaz okuyduğun cayının ne pak buluşluğu ne şart kılıngan. Oyunu dinimizde erkek o ayarlarla yani şu paklanışlıkını 5 cayla vacip kıldı ve 4 cayda yani sünnet kıldı. Ne bugün günde yani şu garip devletlerinde yurtlayatken şahsi gigiyena etemesi bundan 1400 yıl aldın. Yani şu dinimizde iman derecesine, ibadet derecesine kütürülgen. Peygamberimiz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve rahmetullahlar ki, eğer ümmetlerimge maşakkat bulmagandaydı, her namazga müsvek kılıçlıkka büyülardım degeller. Yani Peygamberimiz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynen şu şahsi giyenaga katta itibar karatkan ve ümmetlerini yani şunga itibar verişlikke ve bu şahsi giyena ibadet derecesine, iman derecesine dinimizde kütürülgen. Hatta ki mene kazayı hacet için hacetxanaya kiriş çıkış adapları ve yine taharat alıştığı emellerde dinimizde sünnet, müstehab, vacib ve farz derecesine kütürgen. Paklanışını yani mene yunuşlukunu 4 cayda sünnet deyip aydı. Yani şu bunlardan birincisi yani şu ikide hayt namaz için yunuşluk. İkincisi mene hacga niyet kılgan insanlar ihram kıyış altından yunuşluğu. Üçüncüsü yani şu hacılar Arafa günü yunuşluğu. Ve törtüncüsü yani şu her cuma için yani cuma namazını ada kılışlığı için yani yunuşluktu dinimizde bizge sünnet kılgan. Yani Peygamberimiz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yani bizge sünnet kılıp bir geldi. Yani şimdi ata babalarımızdan bizge bir miras bop etken kadretlerimiz var. Ulan bosa yani şu her peşembe, kıyımlar yuğulup, peşembe keçesi aşkınışlığı ve eri hatının yuğunışlığı yani şu Peygamberimiz sizi bizge yani şu sünnet kılıp bir geldiğinden bizge bu kadret derecesine yani yetip gelgen. Ulamalarımız aytanlar ki yazda dedi her bir insan her güne yuğunışlığı ve kış günleri dedi, haftada iki merti yuğunışlığı bu salamatlıkta faydası köpe geldiğine etraf kılgallar. Bunu hazır o günde yani şu tıbbiyat sahasındaki mütehassislere yani bunu tasdiklediler. Ve yine her bir ata, ana özünün ferzentlerine örgütüp barış gerek boğan, düşündürüp barış gerek boğan yani şu mesuliyetlerim var ki yani şu paklanışlıkını örgütçilik mesuliyetlerinin en alisi, yani ferzentli her bir atını özünün ferzentine paklanışlıktan örgütüp barış gerek buladı. Beş cayda, yani dinimizde beş cayda canavattan paklanış yani vacip emel dedik. Yani kaçan iki dinimiz korsetmesine, yani korsetmesi asasında gene gusul kılınsa, yani yuğunulsa, paklanılsa, şunda gene canavattan yani pak buladı. Buna bugün günde yani şu nesiller esten çıkıp bırakanı için, buna yaş gelin kiyolar eğer nikah vaktişlik için kilgelerinde yani şu yaş gelin kiyolar ge yani şu mesuliyetlerini imkan kadar hani çöntürürüş ki hareket kılamız. Yani yenge aile kurayatken insanlar yani ailege ailede her bir işte bu paklık kaçıyanız bu dinimizin kursetmesi hakeldeki. O yani er hatın birge yatıp durgandan kiyin hani yoğunmazdan köçeye çıkıp bulmaslığı onu yine yoğunmazdan okat pişirip bulmaslığı hemmesini çöntürüp o yani şu yoğunuşluktan şerti yani kusulundan şerti üçte hakeldeki. Yani birincisi ağzını çayışlı, ikincisi burnunu çayışlı ve üçüncüsü tamam bedenge su yetirişlik şerte geldiğini yani örgütçüge hareket kılamız. Ve yine şununla bir katardı, üç merte yumuşluk bu Peygamberimizden bizge sünnet emel ekerliğine yani tekitliyimiz. Ve yine bugün günde bir en açınarlı halatlardan birisi şu ki, yani köpçülük ailelerde imkaniyatı bola durup hani şu paklıkta bir şarait yaratmak Allah'a. Bir en açınarlı halat. Buna sorarsanız hani gaz yok dedi. Şimdi aldın gaz boğan payetlerde nege şarait kımağansız deyip sorup asanız aldım imkaniyatım bulmağın dedi. Yine dana halkımızda bir hikmetli gap var ki izlenken imkan tapar, intilgenge talih yar degen. Şimdi bundan esinizde bolsa 4-5 yıllar aldınam, yani her yılı yani kış feslinde şu mahallelere kirib özünüz bilen paklık hakkında maruzalar kılamız, uçraşılar ötkizemiz. Bundan 4 yıl aldım,
bir mahallede nuraniler bilen, ana şu fermerler bilen, aile başlıklarımla sohbetleşkenimizde, paklik hakkında maruz kılganımızda bir nesene ben aittim ki, bana bugün cuma günü dinimizde, cuma günü yoğunuşluk sünnet emel. Kana bugün cuma günü kim şurada oturganlardan yani yoğungan, yani sünnet emelde adı edip yoğungan deyip soranımızda bir insan yani kol köter almakallığı ve bir en bir közge köringen bir tanıklı fermer oradan durup doğru aittiniz İmam Damla, siz doğru tembih beri atırsınız. Hakikaten köp nesege etibar bergen ekenimiz, şu nesege etibar bermegen ekenimiz. Bundan keyin bahar kelgenden aynen şu meselege etibar berişimiz kerekligini eslatip koydunuz. Rahmet sizge degeniniz özünüzden hani bar ediniz bir meclislerde. Hakikaten bugün günde yani şu nesillerge yaxşı etibar karatılıp atır. Haddi misal tarikasını aytadırgan bolsak, bizim özümüzün köçemizde mana hazır bugün günde her iki hocalıktan bir hocalıkta şu yoğunuşluk için imkaniyat var. Yani şunu kılı atır şu nesini. Özü aslında her bir ailede yani şu ferzentlerinin ve özlerinin paklanışlığı için bir şerait buluşluğu. Şimdi bir kımmat bulmasa da bir adli yoğunadırgan cay buluşu gerek buladı. Yani ata babalarımız devrinde gaz sivet bulmadan. Ama lakin paklanışka şerait kılıp koygan. Yani 80'li yıllarda bizim özümüzün köçemizde bir eski cay var idi. Yani şu koşullarımızın üyüydü. Üyüne kırgende kesekten boğan, yeni ham kıştan boğan piş var. Piş, devalının ortası bir 50-60 santı açı, altına perde tutulgan. Piş bilen devalının ortasında taşınal yegen nerse var idi, su kitatağın. Yani şu ocaktan yanında durgan, ısıp durgan su bilen yani yoğunuşlukla yani bir şerait kılıp koygallığını yani körgenmiz. Bu neresi her bir ailede hazır kumgede de özünün zamanasına mas boğan yani şimdi şeraitler yaratılmadı. Bugün günde imkaniyatlar ketti. Yani o çıraylı kılıp koyuşluk imkaniyatı var. Buna hazır köp neresi bilen bitmedi. Köp özünüzden köp şeyler şu yaptı. Buna hazır bir oyla görseniz 70-80% ailede maşinası var. Doğru. Yarımdan köp indi hazır ailelerden indi. Lekin şu paklanış meselesine yani etibar karartmak alan görüşümüz mümkün. Dinimiz lekin yani şu nersene etibar bir zarur ekelliği. Bugün günde yani şu hakikaten şu mutakassisler yani tibbiyat kadınları mutakassislere yani şu yazda bir merte, kış günleri haftada yeke merte yoğunuşlu insan için salamatlıkına yakışı ekelliğine buna hazır ten alıp atırız. Şu nersene bir özümüz etibar versek inşallah bir yakışı emel vardır. Hem dinimizin korsetmesi. Dinimizde buna paklanışlık, etibar verişlik, iman derecesine, ibadet derecesine götürülgen. Peygamberimiz buna nezafetü minel iman dediğinin paklık imanındandır dedi. Yani şunu ise ki emel kılışlarımız bu. En bir maksatka muvaffak emellerden bulalı. Kubinci azizler debdebege bir yerlerimiz. Debdebe. Bir an bir toydu şunda debdebe kılamız. 50-60 milyon sonunda sarp kılıp yuvarımız o. 5 milyonga pitadığan hacetkan üyümüzge kurmayımız. Bu nesene azizler itibarlılarak buluşumuz, itibarlılarak buluşumuz gerek özlerimiz için, ferzetlerimiz için, Allah'ın razılığı için, özümüzün razılığı için cemiyet. Cemiyet kadar sağlam insanlar gerek. Bir bana göre, bana hepinizin bu konuşmayı çaklamam. Bana şu dinimizde şahsi giyene kadar da bir kette ehemiyet kalatken ki, hatta ki bana kendi astı ve koltuk tüklerini alıp yürüşürken, uzak müddetine buna 40 günden aşmasılığı buna belirlenip koyulgan. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. O kişi aytadılar ki, moylav bizge moylavını kıskartırış, tırnaklarını alış, koltuk astı tüklerini yuluş ve kovuğunu kırdırış 40 günden artık ana terk olması vakti belirlenip koyuldu dediler. Yani İmam Nevevi rahmetullahi aleyh aytadılar ki, 40 günden artık terk kılmaslık degene bu 40 gün geçe kaldırış degene emez. 40 günden aldan yeni 40 günden aşıp gitmeslik şart degene deyip bana aytadılar. O yani İbn Hacer İmam Kurtubi'den nakıl kılıp aytadılar ki yani 40 gün deyip müddetin en köpü belgilengeni 40 günden eğer zaruret bolsa 40 günden aldan hem aldan alış gerekenliği hatta ki her cuma
haftada bir mərtə. Əgər zərurat bolsa, ondan ham aldırıraq alış bu dinimiz taqazası ekanligini nə təkidləb ötkənlər. Ana şu parklıktan yine bir cayım, ana torar cayımız, kıyımlarımız, yatadığın döşeklerimiz, üyümüz, hanalarımız bunlardan hepsi park buluş gerek. Ana şu parklıklar, bize hazır zaman telbira etken de sanitariye, giyineye toluk cevap veriş gerek. Eks halde bizlerden bu yaşayış tarzımızda bana şu parklıkka, yani tazalıkka, azadalıkka itibar kılmaydıken olsa türlü hastalıklarının gelip çıkış halatları buladı. Bunu biz mütexessisle bugün təklif kılığımız yani bu barada şu paklıktan medisina tibbi tamallarını bizge təklif kılıp tini tamaşa bilirken buna Gülşat yaşlap çıntırıp verseniz. Esselamu aleyküm aziz fukaralar. Bana bugün kursatuda iştirak ediyotganımdan faydalanıp sizlerge hazır gökündeki poklik, yani tibbi tilda aytadigan bo'lsak, tibbi madaniyatimizni, sanitariya gigiyena madaniyatini bir qator ko'rinishlarda aytib o'tishi mumkin. Bu poklik degan vaqtda bizda birinchi shaxsiy gigiyena tozaligi, xonadonlarimizning tozaligi, hamda oshxona tozaligi, hamda atrof muhit sanitariya tozaliklari bizning yaşayış muhitimizning atrofimizdagilarning barcha holatlardagi tozaligi bu poklikka kiradi. Bu holatlarning yuzaga kelishida, ya'ni poklik degan sanitariya gigiyenaning buzilishiga albatta atrof muhitdagi narsalarga, o'zimizning shaxsiy gigiyenamizga e'tiborligimiz, xonadonimizdagi e'tiborliklar, oshxona anjomlariga nisbatan, ularni toza tutishga nisbatan e'tiborligimiz pokliklarning buzilishiga olib keladi. Farzandlarimiz dunyoga kelgan kundan boshlab ularga o'rgatib boshlashimiz kerak, ularga amalda qo'llab borishimiz kerak. Ular o'ziga badaniga nisbatan o'tkazilayotgan gigiyenik ishlovlar berilishini baribir farzand tug'ilgan vaqtdan boshlab o'ziga sezib boshlaydi. Qanchakilim biz shaxsiy gigiyena qoidalariga qattiq rioya qiladigan bo'lsak, yuqumli kasalliklar, ayniqsa tashqi muhitdan kirib keladigan, organizmga tushadigan kasalliklarning oldi olinadi. Bu shaxsiy gigiyena qoidalarining buzilishi natijasida bir qator kasalliklarimiz bizlarga yuqishi mumkin. Bular yuqish yo'liga qarab kasalliklarning mavsumiyligiga qarab ham kasalliklar ajratiladi. Yuqumli kasalliklar, bu kasalliklardan masalan o'tkir oshqozon ichak kasalligi deymiz. Bu ham birinchi navbatda bizning shaxsiy gigiyena qoidalarimizning buzilishiga sababli bo'ladi. Bu yuqish yo'lini ko'rsatadigan bo'lsak, og'iz najas orqali yuqish yo'li deb ko'rsatilib o'tiladi. Buni oddiy bizning tilimizda aytadigan bo'lsak, bizning badanimizdan ajratilib chiqadigan najas bilan ifloslangan suv bo'lishi mumkin. Ifloslangan oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishi mumkin. Ularga to'g'ri gigiyenik ishlov bermagan vaqtda og'iz orqali organizmga tushishi, bu og'iz najas orqali yuqishi deyiladi. Bu kasalliklarimiz viruslik gepatitning A turi, o'tkir oshqozon ichak kasalliklarimizning yana salmonelyoz, dizenteriya hamda qorin tifi kasalliklari bu kasalliklar sarasiga kiradi. Bizlar oddiygina shaxsiy gigiyena qoidalarga rioya qilmasdan, atrof muhitiga tozaligiga rioya qilmasdan yashaydigan bo'lsak, biz o'zimizdan ajratilib chiqilayotgan biologik chiqindilar bilan atrof muhitimizdagi toza suvlarni ifloslashimiz mumkin. Hamda biz uyda hamda yetishtirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarimizni ifloslashimiz mumkin. Ularni ishlatish jarayonida shaxsiy gigiyena qoidalariga hamda ularning
gigiyenasiga, ovqatlanish gigiyenasiga, tayyorlash gigiyenasiga rioya qilmaydigan bo'lsak, haqiqatda u mikroblar bizning organizmimizga tushib, og'ir asoratlarni keltirib, yuqoridagi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Yana shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmagan vaqtimizda muloqot yo'li bilan yuqishi mumkin bu kasalliklar. Sababi biz hojatxonaga kirib chiqqandan keyin yoki bo'lmasam ovqatlanib bo'lgandan keyin yoki ovqatlanishdan oldin biz qo'l gigiyenamizga rioya qilmaydigan bo'lsak ham yuqoridagi kasalliklarni muloqot yo'li bilan ham birovdan ikkinchi odamga yuqtirishi mumkin. Shu sababli ham shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilinishi kerak. Undan tashqari kasalliklar yana havo tomchi yo'li bilan yuqadi. Bu havo tomchi yo'li bilan yuqadigan kasalliklarimiz bizning o'tkir respirator kasalliklarimiz. Bundan koronavirus, gripp kasalliklari shu o'tkir respirator kasalliklar sarasiga kiradi. Bularning asosiy yuqish yo'li havo tomchi yo'li. Bu havo tomchi yo'li degan vaqtda yuqishini nima qiladigan bo'lsak, ular bizda nafas yo'llarimiz orqali hamda gaplashgan vaqtda og'iz orqali tashqi muhitga, atrofga, xonalarga chiqadi hamda biz uyning sanitariya gigiyenasiga yoki bo'lmasam ish o'rnimizning sanitariya gigiyenasiga u yerdagi havoning almashinishiga rioya qilmaydigan bo'lsak, bu kasalliklar yuqishini davom ettiraveradi. Shu hozir aytib o'tganimdek, koronavirus infeksiyasi ham havo tomchi infeksiyalar qatoriga kirib, agar biz shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaydigan bo'lsak, ya'ni biz bir-birimiz bilan yashash joyimizda aralik masofa, muloqotga rioya qilmaydigan bo'lsak, aralik masofalarga hamda undan tashqari qo'l gigiyenasiga rioya qilmaydigan bo'lsak, bir-birimizga salomlashishimiz natijasida bo'lishi mumkin. Undan tashqari bizda hozir aytayapmiz, virus og'iz burun orqali tashqariga bemor odamdan chiqqanligi sababli u ikkinchi odamga yana og'iz burun orqali kiradi. Shu sababli ham biz har yili ham koronavirus chiqmasdan oldin ham koronavirus chiqqandan keyin ham maska rejimiga o'tish, maska taqish kerakligi to'g'risida bir nechta marta o'sha aholimizga murojaat qilyapmiz hamda uni talab qilyapmiz. Lekin shu qoidalarning qo'pol darajada buzilishi natijasida kasallikning yuqishining oldi olinmayapti. Sababi hozirgi kunda aholimiz o'rtasida 80-90% maskasiz yurishga odatlanib qoldi. Lekin koronavirus infeksiyasining gripp va oddiy oldingi shamollash kasalliklaridan farqli o'laroq ularning asoratining yomon ekanligini e'tiborga olmayapti. Koronavirus infeksiyasida asorati qonni qo'yiltirib tashlash hamda qon qo'yilgandan keyin yurak qon tomir sistemasiga, buyrak hamda o'pka, nafas yo'li a'zolariga ham boshqa nerv a'zolarini ham zararlashi mumkin. Sababi qon qo'yilib qolgandan keyin ularda tromb hosil bo'ladi yoki bo'lmasam ularga kislorod yetishmasligi natijasida yaxshi faoliyat ko'rsatmaydi. Buyraklarimizning qon aylanish sistemasi buzilishi natijasida esa organizmdan chiqib ketish lozim bo'lgan chiqindilarimizning, ya'ni peshob orqali chiqadigan chiqindilarning organizmda to'planishib qolishi natijasida ularda yana asoratlar keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham bizlar aholimizdan hozir ham qat'iy talab qilib qolishimiz kerak. Koronavirus infeksiyasining oldini olish uchun birinchi navbatda o'z vaqtinda hozir talab qilinayotgan emlash e'tibor berishimiz kerak. Sababi emlangandan keyin organizmda unga qarshi kurashadigan immunitet hosil bo'ladi. Ma'lum muddatda saqlanadigan bo'lsa, o'sha vaqtda tashqaridan virus tushadigan bo'lsa ham, organizmda o'z vaqtinda qarshi kurashilib, unda kasallik belgilarini chiqarmasdan kasallik alomatlarini keltirib chiqarmaydi. Hozir aytayotganimdek, vaksinatsiya kasallikning oldini olishda eng samarali usul. Shu sababli ham aholimiz o'rtasida hozir emlanadigan aholimizning, ya'ni 18 yoshdan yuqori emlanadigan aholimizning 86% da birlamchi tur emlash o'tkazildi.
Bu vaksinatsiyaga emlashni o'tkazish uchun tumanimizga 7 turdan ortiq 7 turdagi vaksina 225 ming dozadan ortiq vaksina olib kelinib, yuqorida aytganimdek 86% fuqaramiz birinchi tur vaksinatsiyasi bilan emlandi. Lekin ko'pchilik aholimizda bir doza olib qolib, ikkinchi, uchinchi dozasiga kelmaslik holatlari vujudga kelib turibdi. Sababi vaksinadan keyin haqiqatda ham emlashdan keyingi reaksiyalar yuzaga keladi. Organizmda immunitet hosil bo'lish uchun ma'lum bir organizmga yod modda kiritilgandan keyin organizmda unga javoban reaksiya bo'ladi. Vaqtincha tana harorati chiqishi mumkin. Subfevril holatda yoki bo'lmasam ukol urgan joyda, muolaja qilingan joyda og'riq bo'lishi mumkin. Ayrim fuqarolarimizda ham harorati ham yengil holatda kasallikka moyil ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Bunday vaqtda hozir fuqarolarimizga oldindan ham aytildi, unday holat bo'lishi mumkin. Unday holat bo'lgan vaqtda ko'cha doktorlaringizga murojaat qiling, yashash joyingizda davolash profilaktik muassasalarga murojaat qiling va o'z vaqtida murojaat qilsangiz, ular vaqtincha o'tadigan holat hamda sizda haqiqiy immunitet hosil bo'lganligini bildiradi. Lekin oddiy fuqarolarimiz ko'pchiligi o'sha vaksina olgandan keyin reaksiya holatlari bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ma'lum bir sabablarga ko'ra kichki qolgan bo'lishi mumkin. Qandaydir bir sabablar bilan shuncha tushuntirsak ham, men og'rib o'tdim yoki bo'lmasa vaksina olgan men bitta olsaman bo'ladi degan xulosaga kelib emlanishga kelmayotgan fuqarolarimiz ham bor. Shuning uchun ham o'z vaqtida to'liq emlash kursini olsa organizmda to'liq immunitet hosil bo'ladi hamda kasallikdan himoyalangan bo'lamiz. Bunda kasallikning yana hozirgi vaqtda koronavirusning bu COVID-19 turi yangi tur bo'lganligi sababli organizmda hosil bo'lgan immunitet qancha vaqt saqlanishini aniq ma'lumotlar bo'lmaganligi sababli hozir manaki davlatimiz tomonidan yana qancha mablag'lar sarflanib vaksinalar keltirilyapti. Bular yana 6 oy o'tayotgan fuqarolarimizda booster doza, ya'ni qo'shimcha yana bir xohlagan tur vaksinasi bilan emlanish kerakligi to'g'risida hozir topshirmalar berilib, emlash jarayonlari boshlandi. Shu sababli ham emlash jarayonini tezlashtirish maqsadida davlatimiz tomonidan ham har xil tadbirlar o'tkazilyapti, tushuntirishlar olib boryapti. Tibbiyot xodimlarimiz tomonidan xonadonlarda tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borilyapti. Agarda fuqarolarimiz ham o'z sog'lig'iga bee'tibor bo'lmasdan shu tushuntirish ishlari olib borilayotgan davolash profilaktik muassasalariga o'z vaqtida murojaat qilib, sog'liqlariga bee'tibor bo'lmasdan o'z vaqtida shu emlashlarni olsa, koronavirus infeksiyasidan tez yillar ichida qutulishimiz mumkin. Rahmat. Mana juda bir mazmunli, tushunarli qilib xalqimizga yetkizdingiz. Endi sizning bergan maslahatlaringiz, talablaringiz, da'vatlaringiz agar e'tiborga olinadigan bo'lsa, biz mana shu kasallikdan o'zimizni saqlagan bo'lar edik. Azizlar, buna alohida e'tibor qilish kerak salomatligimiz. Biz qachonki boshimiz yostiqqa tegganda hammamiz doktorni eslab qolamiz, xudoni eslab qolamiz. Başka vaqtında, lekin bir nesini unutmasligimiz kerak. Alloh taolo bizni juda qattiq ogohlantirgan. Agar siz sog'lig'ingiz kerak bo'lsa aytgan, davolaninglar degan. Davolaninglar deganning ichida sog'lig'ingizni saqlang degan so'z ichida yashirilib turibdi uning. Allohning har bir so'zining ichida minglab so'zlar yashiringan. Davolaninglar, virgul. Dardini bergan zot shifosini ham o'zi beradi deydi. Mana dard keldi sinov uchun bizga. Koronavirus degan dard keldi. Davosini ham yetkazib turibdi. Endi Alloh shifo berish uchun Allohning aytganini qilmoq kerak bo'ladi. Doktorlarning aytganini qilmoq kerak bo'ladi, azizlar. Mana hozir mutaxassis aytib o'tiribdi.
İkinci hem de üçüncü vaksinelerde alış şöyle bir açınanlı akvalda bulan kalabilirse bana 6 aydan ki vaksinasyon başlandı yine keyin eğer bir hoda kurs etmesin biraz bir sel bir çalınıp kalsa keçer gündüz vuraşlardan kapa bulamız yani kim kadar ayıbızda oğlaşık izleyimiz de ki doktorlardan ya ki tımmay hodadan soruyumuz hodadan sağ vaktinden sonra keserlerinde de soruş gerek keçeyi kündüz Allah'dan sorap duruş gerek, tevekkül kılış gerek Allah'a. Tevekkül fakat Allah'a buladı, ezler bunu unutmasımız gerek. Yine bir şımına, niyet olsunda Abdurrahman tazalık hakkında, paklık hakkında bir güde bir ibretli bir zemzem suyu var. Zemzem suyu. Hemmemiz bilemiz buna, Kaba'ya barıp gelen, ya Hac'a barıp gelen, ya Umra'ya barıp gelen de köplerimiz, köplerimiz bunu teberrik sıfatında bir içkenimiz. Zemzem suyu diye bir içkenimiz de Kaba'dan gelen suyu zemzem suyu diye bir içkenimiz. Bu zemzem suyu dünyada yegane bulak bu. Hiç okşaşı yok bunun. Temi cihat eden, tazalığı cihat eden. Bütün dünya alımları Abdurrahman bunu alıp, tişirip, hayretten yaka uşa oturttu. Bunun tazalığına, şifa başlığına, en mühimi kança tursa da, alıngan da kendi bosa, bana 15 yıl, 15 yıl saklanan bir su var eken. Keşirip koysa, iki gün halatı özgürmeken. Hiç kaysın su 15 yıl turmaydı. Fakat kardeşim, zemzem suyu, Kaba'dan çıkıp durgan, Allah Teala'nın üyüden çıkıp durgan eneş su, nihayette bir, şunu bilen bir gerekte azizler bir taza su tüm hususiyeti başka sulardan, başka suyuklardan şunu da tamamı var ki cüde köp keserliklerini davalagan memnun bir yerde bir gene bir ekte misal ayetim yürüce degen hanım Amerikalıktan keyip durup bunu içtip kilerdi bir yaş suyuklarken, yaş suyuklarken deyip gelip şurada adamların köp keserliklerden farık bolu batırağılığını görüp Kaba'da iman getirdi. Ve özünün keserliğe şu suğa yuğunup kısa vaktinde bir neçe saatin içinde yakşı olup gitken halatını görüldü. Yani bunun bir gözüne kızıl dağ gelip kurup kuruş kabiliyetini yuğatı vatakarlığın doktorlarda yeni ilacı yok deyip kiler ilacı yok keserlikke kabağa gelip gözünü yuğandan giyin aldığında halatına geledi. Keserliği yok halatına kip kaladı şu. Şunda iman getirip bütün dünyaya barada doktorun yanına barganda hemmesi Allah'a Allahu ekber diye bir kendini bilmeye kaladı şunu. Hemmesi Kudaga. Ekmeleke rahmat. Bunun gelmenizle hoşunuza kılmakçıydım. Dinimizde kaysı derslerini pakize dese, yakşı dese, sünnet dese, yani şu derse, evvela insanın özü için, kalıyorsa ailesi, cemiyeti için kanı fayda. Doğru. Kaysı derslerini nafak dese, haram, mekruh dese, şu derse, evvela insanın özü için, kalıyorsa ailesi, cemiyeti için yani kanı ziyan. Yani, doğru. Ve yani dinimizde ailelerimizden pakize tutuşluğa buyuradı. Peygamberimiz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki üyeleriniz ve üyelerinizin etrafını yani pak tutunlar dedi. Doğru. Ulamalarımız dediler ki üyünün sıpırganları sıpırındını alıp taşlamasılar ve üyedeki örgümçeklerin üyelerini yeni korun diyemiz bize. Doğru. Yani şunları da alıp taşlamasılar ailelerine fakirlik getirdi dedi. Yani 20. asırda yaşayıp icat kılgan Rus yazıcısı Ivan Bunin'in Üç Musafir degen bir eser var. Yani şu eserini okup görseniz de yani şuradan bir çıraylı paklıkka itibar bir iş zerre rekerde kilitirli ötürledi. Yani şu kısa çakılıp eserde çıntıradıgan bulsan Paris'deki 5 yıldızlı mehmanxanağa ana mehmanlar kelganda bir xonadan 7-xonadan ana bir adamning asli o'lganligi
Bunu tekşiriş için kança işler alıp barladı, lakin netice vermedi. Yine bir kança vaktaki ikinci bir insan, yine şu derezedeki perde ildiradırgan, zanaviski deyimiz şu nersege, ikinci insanların asılı ölgenliği bayan kılınadı. Yani bunu katı tekşirledi. Tekşirişte ahırı yine bir yigit şu an katı bel bağlayıp şunu ahırı getemen degendi. Yani şu halatta yine şu derezedeki yani Zanevski'ye asılgan halde üçüncüsü yani vafat etişliliği, özünün asıl öldürüşliliği yani şu kildirip ötüledi. Bunun ahırında yani şu hanını sıpradırgan Farraş ayal derezedeki örgünçeknin iyasını yani örgünçeknin özünü amat kildiredi degen düşünce bilen hiç kaçan sıpırmağallığı ve şu yani şu insanlar örgünçekke şu ve örgünçeknin iyasını bir mehliye bulup şunun neticesinde yani özünün askarlığı kildirip ötüledi. Bu neyse aslında bu bedi tokuma lakin bugün günde yani şu tibbiyat mutakassisleri hem yani şu örgümçek yasını alıp taşa zarar ekerliği, bu salamatka ziyan ekerliği teklene de hazır günde. Şu nesnelere itibar verişlikimiz. Çünkü ailede yani şu sıfırından alıp taşlanmasılığı, örgümçek yasını alıp taşlanmasılığı bu ailege fakirlik kiltirilerdi, yani kiltirip ötülgen. Ve yine şununla bir katardı, yine bugün günde şu yine üyümüzün atrafları var, köçelerimiz var, arklarımız var. Yani kabristan ve kabristanın atraflarının bir heşer yolları bilen bir tazalaş, bir kadimden bizde bir urf adatına kirgen. Adat sıfatında bugün günde en bir yakşı kadriyetlerimizden hesaplanadı. Yani şu kabristanlarımızdan, köçelerimizden, arklarımızdan çırayla kalıp bir tazalap koysa bu maksatke muhakkak oladı. Hem bugün günün hem dinimizin yani talebi hesaplanadı. Peygamberimiz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine aytadılar ki yani şu üçte cayga yine su özellerine sirkatına yollarga hem de saya salkın yerlerge ahlak taşa lanetke yani kalıştan korkunlar degeller. Yani dinimizde yani şimdi bir saya salkın caylarga oyna su özellerine ve yine adamları yürütürgen yollarga ahlak taşlaştıklarının katkı kaytargan ve bunu lanatka karşılıktan korkunlar deyip peygamberimiz yani agahlandırganlar. Hakikaten yolun yolda adamlara azar beredirgan nerseni alıp taşlaşlar bu sadaka kılganının derecesine köterilişliği hakkında peygamberimizin ulençilerinde kilediler. İmat etil azı ani tariqi sadakatın degen peygamberimiz. Yani yoldaki adamlara azar beredirgan nerseni alıp taşlaşlar bu özü için sadakadır degenler. O yine Peygamberimiz iman 70 neçe şuabadan ibarattır. En pesi yolda insanlara azar beradığı nesnenin alıp taşlaşlıktır degenler. Yani şu yolda tazalap koyuşluğumuz, işimizin altındaki yolumuz bu insanların hakkı ekenliği, kişilerin hakkı ekenliği, yine konu koşunlarımızda ve insanların hakkı ekenliği, bu hıyanat kılış dürüstemez ekenliği. Yine yolumuzda bazı insanlar, yani şu ötüyatken insanlara halakı tıklatı on derecede bir tratuvarlar kılıp taşlaşlığı ya ki yolunu bekti koyuşluğu ya ki maşinalarına ziyan beredirgan derecede bir beton kıyıp koyuşluğu ya ki şu köçeni bekleyip taşlaşlığı adamları ötmesliği için bu nesiler bu dinimizde bunlardan katkı kaytarılgan yani şu nesilerden yani etibar birişimiz yani kerek platonun işlerden saplanadı. Muhtaram prezidentimiz tomonidan aholimizning salomatligiga qaratilgan bir qator chora-tadbirlari ishlab chiqilgani to'g'risida aytib o'tdingiz. Haqiqatda ham bu ko'rilayotgan ishlab chiqilayotgan qarorlar, farmonlar hammasi aholimizning salomatligi uchun chiqarilmoqda. Yana hozirgi oxirgi kunlarda qarorlari bu atrof muhitda chiqindilarning o'z vaqtida
qayta ishlanishi, uni atrof muhitni iflotlantirmasligi to'g'risidagi qarori, bu qarorga agar qat'iy amal qiladigan bo'lsak, bu biz ko'chaga chiqarib tashlayotgan chiqindilar natijasida ko'pgina yuqumli kasalliklarimizning ham oldi olinadi. Sababi uyib yotilgan chiqindilar tashlangan joyda yovvoyi hayvonlar, ya'ni it mushuklar ko'payadi. Agar it mushuklar o'z vaqtida yovvoyi kalamush, boshqa narsalar ko'payishi oqibatida quturish kasalligini yuqtirib oladigan bo'lsa, agar hayvonlarni jabrlanishi orqali hayvonlarning odamlarga zarar yetkazishi natijasida, ya'ni tishlab olishi oqibatida quturish kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Yoki bo'lmasam bir qator zoonoz, ya'ni hayvonlardan yuqadigan kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Undan tashqari, aytib o'tganingizdek, chiqindi tashlangan joyda hasharotlarning ko'payishi, pishcha, chuvillarning ko'payishi ham bu bizga shu tashlangan chiqindilarda tashlangan joydan yuqumli kasalliklarning organizmimizga yuqishi mumkinligi, ularni agar o'z vaqtida kerakli joyda ishlov berilib, kerakli joyda chiqindilarni yig'nab, o'z vaqtida olib ketadigan bo'lsak, biz yuqumli kasalliklarning ham oldi olinadi hamda sog'lom turmush tarziga qat'iy rioya qilgan bo'lamiz. Rahmat. Mana aytmoqchiman, bahor ham yaqinlashib qolayotir. Qisham axirlab mana bahor yaqinlashib qolayotir. Payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam shu ko'chat ekish, ekin ekish haqidan bir marhamat qildilarki, qaysi bir musulmon banda deydi, ko'chat o'tqazsa yoki biror bir ekin eksa, undan qushmi, hayvonmi yoki insonmi, biror inson yesa, unga deydi sadaqa qilganning savobi yoziladi deydi. Haqiqatan ham ana shu bir ko'chat ekishlik savobli amal ekanligi, boshqa bir hadis sharifda payg'ambarimiz aytadilarki, qachoniki bir inson deydi qiyomat qoyim bo'layotgan paytida deydi qo'limda ko'chat ekishlik uchun hozirlanib turgan bo'lsa, agar ulgurib qolsa shu ko'chatni ekib qolsin deganlar. Haqiqatan ham dinimizda mana shu ko'chat ekishlikka targ'ib qilingan, bu savobli amal ekanligi, mana shu inson vafot etib ketgandan keyin ana shu insonga ana shu ekkan ko'chati sababli ana savob borib turishligi ana keltirib o'tiladi. Ana rivoyatlarda keladi, Harun ar-Rashid xalifa-i zamon bo'lgan paytlarinda ana shu vazirlari bilan boshqa ayollari bilan qalb orasida aylanib yurar ekan, bir kuni aylanib yursa bir katta yoshdagi otaxon ko'chat ekib turgan bo'ladi. Shunda Harun ar-Rashid boradida, ey otaxon, yoshimiz bir joyga borib qolgan bo'lsa, bu ko'chatni ekayotirsiz, bu ko'chatning mevasini yayyalasiz, yayyalmaysiz, dedi deydi. Shunda o'sha otaxon ham shunday bir zukka inson ekan, aytibdiki, ey amir al-mu'min, to'g'ri aytasiz, haqiqatdan ham men yaşım bir joyga borib qolgan. Bu meva la ağaç, bu mevala daraxt. Buning meva bergan vaqtinacha hayot bo'lamanmi, bo'lmaymanmi? Lekin men bu daraxtning, bu ko'chatning mevasini yeya olmasam, lekin farzandlarim bo'lmasa, nevaralarim yedi-ku degan gapni aytibdi. Shunda Harun ar-Rashid biror bir narsaga qoyil qasa, zeh deydigan bir odati bor ekan, xalifani qoyil qilgan, qaldirgan insonga 1000 tanga berishlik, 1000 oltin tanga berishlik odat bo'lgan ekan. Shunda Harun ar-Rashid o'sha qariyaning javobidan hayratlanib zeh dedi deydi. Shunda o'sha qariyaga 1000 tanga berildi deydi. Shunda qariya aytdiki, ey amir al-mu'minin, hozirgina bu ko'chatni ekayotirsiz, buning mevasidan yayay olasiz, yayay olmaysiz deb aytdingiz. Mana ko'chatni ekkanim ham o'n zamon mana meva berdi, mevasini yeyatirman dedi deydi. Shunda ikkinchi marta Harun ar-Rashid qoyil qilib zeh dedi deydi. Shunda o'sha otaxon yana aytdiki, ey xalifa-i zamon, ey amir al-mu'minin, mana hozirgina aytdingiz, yalasma, yalisma deb. Lekin har bir ko'chat, har bir daraxt yilda bir marta meva beradi. Lekin bu ekkan ko'chatim mana shu ekkan
devrimin ekken vaktimden özünde iki merte hasıl verdi. Diğerlerinde yine zehden koydu dindi. Şunda vezirler dedi, bir eğer tezrak halifanı bir yerden akketmese, eğer bir saat söhbetleşip kalsa hazineni boşaltadı bu karıya deyip akketti dedi. Hakikaten şu insan için köçet ekişlik hem dünyası için hem ahiret için faydası bulan emellerden saklanadı. Bundan 1400 yıl ilgari cari kılınan münaşı İslam'daki paklık cemiyetimizde, hayatımızda, kündelik durmuşumuzda kanday mühim bir ahemiyetke ege geldiğine hatta onu ibadet derecesine koşatıp imanın yar mıdır dedik. Buna. İman derecesine paklıkını alıp barış hakikaten bir pak bulmasa bizim Allah Teala'dan soru edilen duamızdan hiç kanday ahemiyetsiz bu karşılığını Allah da bizi beşeriyat kılgan. İkinci, bunun hepsi bizim selametliğimiz için azizler. Özünüzün selametliğiniz için bu tedbir. Ferzetlerinizin selametliği için, ailenizin selametliği için, eğer her bir aile yani şu bugünkü aydılgan haklı taleplerine cevap verilirken buysa, Allah da razı buladı. Özünüze mi razı bulasız? Devlet, memlekete mi razı buladı? Şimdi ben sözümden nihayesinde azizler bir neyse demekçiman, bana insan dünyaya kegenden hemimiz bilemiz katta yaştağları cüde yakışı bilerdi. Mamalarımız derro kilip, süyüp, kim benim vakti otkenden ki 7 günden ki saçlarını alıp akika kıladı. Kim yuvup, tazalıp, çırağıyla kılıp, beşikte bölünedi. Ferzetlerimiz, pak halatta, beşik taza, pak, azada, kineli hemme pastilleri, hemmesi taza, pak halatta da azizler. Yani şunu kılıp balanın hayatı başlanadı. Ve vaktiki kiledi azizler. Vaktiki kiledi azizler. Yani Allah bize nimet kılıp birdi, onu pakladık. O yaşa yaptı pak halatında. Kine örgettik paklıktı. Vaktiki kildi vapat kıladı. Biz onu yuvup, tarap, kefenlep, kiyin defin kılamız. Allah'ın huzuruna, Allah'ın huzuruna cünnetimiz indi. Allah Teala'nın bir de bize kılgan bir tedbiri deyip bilmemiz gerek. Hikmeti var bu azizler bunun. Demek bizge ne demekçi Allah Teala? Pak bulunlar. Pak halatta sizleri dünyaya kilitirdim. Pak halatta yaşanlar. Ve benim huzurumda pak halatta kelinler. Min sizlerini cennetke dahildar kılaman, cenneti kılaman degen Allah Teala'nın vedesi bu azizler. Bunu anlanlar. İnsanın kalbi pak olsa, cismi pak olsa, hayatan pak, taza, feravan buladı. Bunu seni unutmalar. Bizim müddaamız bugün sizlerle bana şu adı yetkilişiydi. Bizge yardım etmeyken buna Abdurrahman sizge, Gülsat sizge, sohbetiniz için katta rahmet. İşlerinizde Allah Teala bir medetkar olsun. Mana bugün bizge gelip durup sohbetiniz devamındaki berçe sevaplı işlerinizde, halkımızga yetkilişinizdeki sevaplı işlerinizde sizlerge Allah Teala sevap ecrini özü bilsin deyimiz. Berçelerinizden ailelerinizge selamatlık, amallık, hatıcemlik buluşunu yaratkanını sorup kalamın. Aman bulunlar.